Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz hem boyunluk hem de bere olarak kullanılan bere modelinin nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Şuradan bağlanıyor üstten. Hemen açalım bakalım. Üstte dikişi yok. İsterseniz bu şekilde boyunluk olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de burasını böyle bağlayarak bere olarak kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir model. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Bunun için ben Nako'nun Elif Baby'sini kullandım. Renk numarasını da sorarsanız, renk numarası da şurada. 3,5 ve 4 numara şiş kullanıyoruz. Beremizin lastik kısmını 3,5 numarayla ve üstteki haroşalı çizgiler olduğu yerleri 4 numara şişle örüyoruz. İlmeklerimizi atarak başlayalım isterseniz. Beremize 102 ilmek atarak başlıyoruz. Uzunca bir ip bıraktım, 102 ilmek atabilecek kadar. 3,5 numara şişimle ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Bu şekilde şişimize 102 ilmek atalım. İlmeklerimin tamamını attım şişimize bu şekilde. Şimdi örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanına bir ters ilmek ördüm. Bir düz ördüm. Bir ilmek daha düz ördüm. İki ters, iki düz ilmek ördüm. Düzlerin yanına yine bir, iki ilmek ters ördüm. İki ilmek düz örüyorum. İki tane düzümü ördüm buraya. Bir, iki ilmek ters ördüm. Bir, İki ilmek düz ördüm. Bu şekilde 2-2 lastik olarak örgümüze başladık. Sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi 2-2 lastik olarak örmeye devam ediyorum. Son ilmeklerimizi de örelim. Şimdi tekrar örgümün arka tarafına geçtim. Bu sırada ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Bakın ters görünen ilmeklerimi ters ördüm. İki ilmeğim düz görünüyor. Düz görünen ilmeklerimi düz örüyorum. Yine iki tane ters görünen ilmeğim, onları ters örüyorum. Eminim birçok arkadaşımız bunu biliyordur ama ben hiç bilmeyenler olabileceğini düşünerek düz olan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ters görünenleri ters örüyoruz. Bu şekilde 2-2 lastiğimiz oluşmuş oluyor. Toplam 14 sıra. Şu aradaki haroşaları sayarak ön yüzden sayalım. Bu taraftan. Bakın 1-2 sıra oluştu şu anda. Bu aradaki haroşalar toplam 14 sıra olunca tekrar görüşelim. Ve şu haroşalı kısma geçeceğiz birlikte. Şimdi ben lastiğimizi örmeye devam ediyorum. 14 sıra olana kadar. Lastiğimizi şu arasından sayarak toplam 14 sıra olacak şekilde ördüm ben. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şimdi 14 sırada lastiğimizi bırakıyoruz artık. Lastik örmüyoruz. Şu ilk sıra haroşamıza geçiyoruz. Örgümüzün ön yüzü katlandığı zaman boyunluk olarak kullanıldığında şöyle üst üste binince haroşa gibi görünmesi için haroşa olarak başlıyoruz. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde
Sıramın sonuna kadar ters olarak örmeye devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar ters olarak ördüm. İlk sırayı örgümü çeviriyorum. Arka yüzde bu sefer bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde düz olarak örelim sıranın sonuna kadar. Arka yüzden ters olarak ördük. Şimdi ön yüzdeyiz. Pardon, burası ön yüzü. Burası arka yüzü. Şimdi burada düz olarak devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Düz olarak ördük sıramızın sonuna kadar. Bu ikinci sıramız olmuş oldu. Şimdi örgümü çeviriyorum. Burası örgümüzün ön yüzü. İlk sırayı ön yüzde ters olarak başlamıştık. Bir sıra daha ön yüzümüzde ters olarak örmeye devam ediyoruz. Şu haroşa sıraları toplam 3 sıra oluyor. Bu sırayı da yine sıranın sonuna kadar ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu üçüncü sıramız. Üç sıra olduktan sonra arka sıraya geçtiğimizde örgümüzü değiştirip düz örmeye başlayacağız. Üç sırada bir örgümüzü değiştiriyoruz. Sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters ördüm. Son ilmeğimi düz örüyorum. Bakın ilk örneğimiz oldu. İlk sırası. 3 sıra haroşamız oldu. Şimdi örgümüzü çevirdiğimiz zaman bu sırada da yine ters örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3 sıra ters olunca çeviriyoruz ve ters örmeye devam ediyoruz. Her 3 sırada bir örgümüzü değiştiriyoruz. Şekilde. Şimdi bu da 3 sıra olduğu zaman tekrar değiştirip düz örmeye başlayacağız. Bu şekilde toplam sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sıra yapmışım ben bu berede. Eğer siz daha uzun isterseniz burada bırakmayıp 2-3 sıra daha bu çizgilere devam edebilirsiniz. Daha uzun bir bere olur. Benim bu yaptığım bere 8-9 yaşlarına gayet uygun oluyor. Daha büyütmek isterseniz ilmeklerimizi şu alttaki 102 başladığım ilmeği fazlalaştırıp şu çizgileri daha fazla yapabilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde örmeye devam ediyorum. Toplam 17 sıra şu çizgiler olana kadar 17 sırayı ördüğümüzde tekrar görüşelim. Beremizde bu aşamaya kadar ördüm ben. Kaç sıra olmuş birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 bana yeterliymiş gibi geldi. Şimdi 17. sırada burası örgümüzün ön yüzü. Bakın ön yüzünde haroşayla başlamıştık ve bitirirken de yine haroşa sıramız var. Örgümü çeviriyorum. Örgümün arka yüzünde tekrar lastik örmeye başlıyoruz. 2 2 lastik örüyoruz. Altta nasıl başlamıştık? 2 tane ilk ilmeğim örmeden alıyorum. Hemen yanındakini ters olarak ördüm. Devamındaki 2 ilmeği düz ördüm. 2 ilmeği yine ters ördüm. 2 ilmeği düz örüyorum.
İki düz, iki ters lastiğe çevirdim tekrar örgümü. İki düzümü ördüm. Şimdi iki ilmeği ters ördüm. İki düz ilmek. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi iki düz, iki ters lastik olarak örüyorum. İki ilmeği ters ördüm. Yanına iki tane düz ilmek örüyorum. Ve yine iki düz ters ilmek. Bu şekilde iki düz, iki ters sıranın sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Son ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Şimdi örgümüzü çevirdik. Artık kalın şişlerle işimiz bitti. 4 numara şişimizi bıraktım. 3,5 numaraya dönüyorum tekrar. Altta biliyorsunuz lastiği de 3,5 numarayla örmüştük. Lastiğin biraz daha sıkı olmasını istediğimiz için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında bakın ilmeğim düz görünüyor. Düz görüneni düz ördüm. İki ilmeğim ters. İki ilmeği ters örüyorum. Yani düz görünen ilmeklerimi düz örüyorum. Tersleri ters olarak örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Lastiğimiz oluşmaya başladı. Sıranın sonuna kadar tersleri ters, düz gelenleri düz olarak örelim. Sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamladım. Şimdi tekrar yeni sıraya başlıyoruz. Lastiğimizin üçüncü sırası. Bu sırada delikler açmamız gerekiyor ipimizi takmak için. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeği ördüm yine lastik olarak. 7 ve 8. ilmeği ikisini birlikte düz olarak ördüm. Yine lastik olarak 6 ilmek örüyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi ördüm. 7 ve 8. ilmeği yine ikisini birlikte düz olarak ördüm. Devamında pardon, buralara ilmek de atmamız gerekiyordu. Örgümü geri alıyorum. Yanlışlık oldu. Şimdi kenardan 2, 4, 6 ilmeğimi lastik olarak ördüm. 2 ilmeği ikisini birlikte düz olarak ördüm ve buraya bir ilmek attım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimi lastik olarak ördüm. 2 ilmeği ikisini birlikte düz olarak ördüm ve bir ilmek attım buraya. Yine aynı işlem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. 7 ve 8'i ikisini birlikte örüyorum. Ve yanına bir ilmek attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi ördüm. 7. ve 8. ilmeğimi ikisini birlikte düz olarak ördüm ve bir ilmek attım. Bu şekilde 6 ilmekte bir ilmeklerimizi kesip ilmek atarak sıranın sonuna kadar örelim. Şimdi buraya son ilmeklerimi topladım ve ilmek attım. Kenarda 6 ilmeğim kaldı. Başlarken de 6 ilmekle başlamıştık. Demek oluyor ki 12 ilmek yan yana gelecek ve arada boşluk olmayacak. Bunun için 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm.
Beşinci ilmeği de ördüm ve buraya bir ilmek attım. Burada bir boşluk oluşması için ve kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Boşluğumuz oluştu. Dönüşte bu iki ilmeği, attığım ilmeği tekrar ikisini birlikte ördüm. Fazlalık ilmeğimiz oluşmasın diye. Şimdi lastik örmeye devam ediyorum. İki tersimi ördüm. İki ilmeği düz ördüm. Şimdi burada attığımız ve eksilttiğimiz ilmekler. Bunların ikisini de yine ters olarak ördüm. Bakın boşluğumuz oluştu burada. Deliğimiz. Buradan ip geçireceğiz. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Attığımız ilmeği kaçırmışım. Onu aldım. İkinci boşluğumuz da burada oldu. Her 6 ilmekte bir boşluğumuz oluşuyor. Yine bakın boşluk olan yere geldim. Attığım ilmeği ve yanındakini ters ördüm. Lastiğimizi karıştırmıyoruz. Yine lastik olarak örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde sıranın sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Şimdi kaç sıra lastik ördüğümüze bakalım. Altta kaç örmüştük? Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 sıra lastik örmüştük başta ilk başlarken. Burada da yine lastiğin arasındaki haraşoları sayarak şimdi 2, 4 sıramız olmuş. 10 sıra daha burası oluşana kadar örmeye devam ediyoruz. Toplam 16 sıra olduğunda görüşelim. Şimdi lastik kısmını sayalım birlikte. 14 sıra olana kadar ördüm ben. Şuradan bakın. İlk sıradan başlıyoruz saymaya. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Şu aradaki haraşoları sayıyoruz. 14 sıra olduğunda örgümün arka tarafından bütün ilmeklerimizi kesmeye başlıyoruz. İlk iki ilmeği şöyle ikisini birlikte ters olarak ördüm. Tekrar sağdaki tek ilmeği soldaki şişime aldım. Yine ikisini birlikte ters olarak ördüm. İlmeğimi tekrar sola geçirdim. Ve yanına bir ilmek ilave edip ikisini birlikte ters olarak ördüm. Her seferinde aynı işlemi tekrar ediyorum. İlmeğimi soldaki şişime alıp yanına oradan bir ilmek ilave ederek ikisini birlikte örüyorum. Bu işlemi şişimdeki bütün ilmekler için uyguluyorum. Böylece örgümüzü kapatmış oluyoruz. Şimdi sıranın sonuna kadar ben bütün ilmeklerimi aynı işlemi yapıyorum. Bütün ilmeklerimi topladım. Şimdi burada ipimi uzunca bırakıp kesiyorum. Dikmek için bunu kullanacağız. Uzun bıraktığımız ipimizin ve son ilmeğin içinden ipimi çekip burayı sabitliyorum sökülmemesi için. Örme aşamasını tamamladık. Şimdi birlikte şapkamızı dikelim, beremizi. Fazladan bıraktığım ipi iğneme takıyorum.
Beremizi ön yüzünden dikiyoruz. Şöyle karşılıklı. Öncelikle ipimi karşı tarafa geçiriyorum. İlk başladığım yerin düzgün olması için. Ve sonrasında şöyle karşılıklı ilmeklerden alarak dikişimi yapıyorum. Şuradan bak. Şu içinde ilmek gibi görünen yerler var. Bir oradan, bir de hemen karşısından. Hep aynı sıradan almaya dikkat edelim. Ara ara şöyle çekiyorum. Siz isterseniz arka tarafından da dikişini yapabilirsiniz. Ön yüzden dikmeniz şart değil. Şimdi haraşolu olan yere geldim. Haraşolu olan yerde de şu ilk haraşonun pardon, şu ilk haraşonun dişinden ve hemen karşı sıradaki haraşonun dişinden ve yine hafifçe ipimi çektim. Bu şekilde buraya kadar dikişimizi yapalım. Dediğim gibi isterseniz siz şöyle karşılıklı katlayıp ön yüzden de arka yüzden şöyle katlayıp buradan da dikişinizi yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi. Ya da bu tekniği deneyebilirsiniz. Şimdi ben buraya şeyin başına kadar, örgünün başına kadar dikiyorum. Aynı şekilde karşılıklı ilmeklerden alarak beremizin alt kısmına kadar dikişimizi yapalım. Çektim. Bakın dikişimizi yaptık. Bakalım. Beremizin birleştirme işlemini tamamladım şimdi. İpimi buraya bağlıyorum. Kenar kısmının düzgün olsun diye şu kenar kısmından birleştirdim. Burası bedenin iç kısmı. İç kısmından iğnemle geçip buraya düğümümüzü yapalım. İğne yardımıyla ipimi içeride gizliyorum birkaç tur. Ve yine son olarak buraya şu şekilde düğümümü attım ve ipimi kesiyorum.
Şimdi beremizin ipini yapalım birlikte. Bunun için ipimi alıyorum. Bunun için kordon örmemiz gerekiyor. Siz zincir çekerek de yapabilirsiniz. Ben kordon yapmak istiyorum. Kordonun nasıl yapıldığını, pardon, size göstereyim hemen. İpime 2 ilmek atıyorum. 1 ve 2. Kordonu yapmak için şöyle iki tarafı olmayan çorap şişlerine ihtiyacımız var. Çünkü normal diğer şişlerle ördüğümüz gibi örmüyoruz. Hemen bakalım. Şişimle ilk iki, zaten iki ilmeğim var. İki ilmeği de ters olarak örüyorum. Ve iki ilmeği şişin diğer tarafına çektim. Yine bu tarafta da ters olarak örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi şişin diğer tarafına getirdim. Ters olarak ördüm. Her seferinde ilmeklerimi şişimin diğer ucuna çekiyorum. Daha kalın olmasını isterseniz 3 ilmekle de yapabilirsiniz aynı işlemi. İki ilmeği tekrar şişimin diğer ucuna getirdim. Ve ters olarak ördüm. Hemen bakalım. Bakın kordonumuz bu şekilde oluyor. Bu şekilde uzunca bir kordon örelim. Şu yaptığımız deliklerden geçirmek için kordonumu örüyorum. Kordonumuzu uzunca ördüm ben. Şöyle bakın. Ve fazlalık ipleri iğneme taktım. Şöyle iç kısmında iğne yardımıyla örgünün içinde yürüterek gizlemek istiyorum. İçeride birkaç tur yürütelim. Şimdi bu kalan fazlalık ipimizi burada kesebiliriz. Aynı şekilde diğer ucundaki ipi de iğneme takıp onu da içeride gizliyorum. Buralara benim pomponlarım var, daha önceden hazırlamıştım. Bu pomponları dikeceğiz birlikte. Şimdi iplerimizi yaptığımız deliklerden geçirelim. Şöyle ön yüzden başlamak istiyorum ben. Şöyle dikişimi arka tarafa getirdim. Şöyle herhangi bir delikten ipimi içeri bu şekilde taktım ve sıradaki delikten dışarı çıkartıyorum. Bir sonrakinden yine içeri. Bir sonraki delikten dışarı. Şekilde bütün deliklerimizden geçirelim. Yaptığım ipleri ya deliklerimizden geçirdim. Şimdi bu pomponlarımız var. İki tane hazırlamıştım ben. Eğer pompon yapmayı bilmiyorsanız pompon yapılışını kanalımda bulabilirsiniz. Bir ucundaki uzun ipine iğnemi taktım ve şu kordonun ucuna pomponumu dikiyorum. Bu şekilde.
Sağlam olmasına dikkat edelim. Bazalık iplerimi pomponun ipleri boyunca keselim ki belli olmasın. Bakın pomponumuz oldu. Şimdi diğer pomponumu da diğer uca dikiyorum. Pomponlarımı yaptığım bağcıkların ucuna diktim. Ve şimdi şöyle hafifçe çekip buraya bağlıyorum. Böyle olduğu zaman bere olarak kullanabilirsiniz. Şu küçük gibi görünüyor, açılıyor aslında. Amacı bu. Eğer bere olarak kullanmak istemiyorsanız böyle açık bir şekilde boyunluk olarak da kullanabilirsiniz. Ben bu amaçla ördüm. Hem boyunluk hem bere. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Videolarımı eğer beğeniyorsanız kanalıma abone olup beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.